Erdoğan 2018 seçim kampanyasında prompt'ırsız konuşabiliyor. Yani diyeceklerini önündeki ekrana bakmadan söyleyebiliyordu. 21 Haziran 2018'de gezegen Mehmet'e çıkmış şöyle demişti. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk? Biliyorum dinleyen herkesi çileden çıkarıyor bu aramızda fakir bir aileden geldiği halde o dönem evinde buzdolabı olduğunu anlatmaya çalışanlar bile var. Oysa kritik edilmesi gereken bu laflar değil, kritik edilmesi gereken bu lafları söyleyen ve ettiği laflara inanan kişi. Ayrıca tarihin 2002 AKP iktidarıyla başlamadığını söyleyenler bilmeli ki modern Türkiye tarihi de 1923 ile başlamıyor. Batılılaşmadan eğitime, kurumsallaşmaya, kadın haklarına kadar yanlış anlatılan bir ezber var. Hoş konumuz bu değil. Tuhaftır ülkede son 20 senede her şey başa sardı. Layıklık tartışmasında bir milim yol kat edilemediği gibi, ekonomik verilerde 2002 yılı öncesine dönüldü. O kadar geriye gitmeye ne hacet? 17-25 Aralık hırsızlıklarını birkaç sene öncesine kadar Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yalanlıyor, Devlet Bahçeli hesap soracağız diye yeri göğü inletiyordu. Şimdi yer değiştirdiler. Yaşarsak daha neler görürüz bilemem gel gelelim şu kadar senede gördüklerimizin hazmı bile çok güç. Endişeli modernler yerini endişeli muhafazakarlara bıraktı. Yaşam biçiminin değişmesi kaygısı orta yerde duruyor. Nasıl bir şeyse. 70'lik Erbakan hocayı yaşından dolayı eleştirip devirmeye çalışanlar 70'ine geldi emekli olmayı bilmiyor. Siyaset öyle tükendi ki vatandaşın oyuna talip olanların samimi dahi olsalar inandırıcılıkları kalmadı. Vaatler belli, hiç değişmedi bu. Yapılanlar da ortada. Son moda otobanın ortasında akan trafiğe aldırmadan namaza durmak. Hemen her gün bir kare düşüyor önümüze. Namaza duran rahat. Yeryüzü bir mescittir. Vakit girdi mi namaz her yerde kılınır. Saygı duyacaksın. Sıkıysa müdahale et. Din düşmanı der, yakarım seni. Kimse de itiraz etmiyor, edemiyor. Trafik yavaşlıyor, ceza kesen yok. Otoyolda yayaya izin verilmezken bu nasıl olur diyen yok. Birileri fotoğraf video çekip servis ediyor. Orada içine attığı şeyi sosyal ağlarda boca ediyor. Esasen İslamcının sıra dışı tebliğ aşkı değişmiyor. Eskiden de vardı bu. Nedenli itici olduğunun, savunduğu şey hak dahi olsa insanları nefret ettirdiğinin farkına varmıyor. Bir tür cihat yapıyor aklınca. Otoyolda kıyama durmayaysa asla böyle bakmıyorum. Orada bir samimiyet göremiyorum çünkü. Amaç namaz olsa kişinin kıbleye doğru dönmesi icap ederdi. Dönmemiş. Araçların geliş yönüne doğru secdeye varıyor.